Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla son dönemde yapılan zamlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli diyen ünlü komedyen her şeyin simit fiyat üzerinden tartışılmaması gerektiğini yazdı. Cem Yılmaz ödediğimiz vergiler nereye gidiyor diye sordu Twitter'dan ve hemen ardından gündem olan o tepkisini dile getirdi. Eskiden şey vardı ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli. İyi günler. Cem Yılmaz araç ve yakıt fiyatlarına gelen zamlara da isyan etti. Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyorsun? E var ki alıyorsun diyor. Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alacaksın. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım.'' Bari simit pahalı olmasın diye ideal mi olur? Peh. Ünlü komedyen memleket zengin ama bizim haberimiz yok dedi. Ve örnekler verdi. İşine bak Cem. Bakıyorum zaten. Kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum. Yoksa biz de mi simit çok pahalı ya deyip sıramızı savalım mı? Memleket diyorum zengin zengin. Yalnızca bizim haberimiz yok. Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün. Cem Yılmaz'ın pahalılık ve zamlarla ilgili açıklamalarına AKP'li sosyal medya hesaplarından tepki yağdı. Yılmaz lüks arabalarını hatırlatan Özcan isimli kullanıcıya şöyle cevap verdi. İnsan üzülüyor. Özcan Bey kardeşim ben kamuda çalışmıyorum senin gibi vergi mükellefi bir vatandaşım. Fotoğraflarını paylaştığın arabalar nadir görebileceğin bir model olan helal Porsche ve Ferrari'dir. Eğer bunlara sahip olma gibi bir hayalin varsa sana kolaylıklar dilerim. Dilek Akıncı isimli AKP'li sosyal medya kullanıcısının tepkisi de Cem Yılmaz'ı kızdırdı. Akıncı Cem Yılmaz, Sezen Aksu, Derya Büyükuncu, Tarkan, Şahan Gökbakar ve daha niceleri. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yaparken siz kininizde boğulacaksınız diye yazdı. Cem Yılmaz da şöyle cevap verdi. Dilek Hanım profilinizi Türk bayrağı koymuşsunuz o sebeple size Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır sözünü hatırlatmama gerek yok. İnsanlarla alay etmeyin. Pahalılıktan yakınmak gibi derdiniz yoksa keyfinize bakın. Konuya dahil olup çocukça isim sıralamayın. Şimdi gözler AKP yönetiminden Cem Yılmaz'ın açıklamalarına verilecek cevaba çevrilmiş durumda.